Öncelikle e, dansın ne demek olduğunu anlatmakla başlamak istiyorum. E, çünkü bu konuda ciddi bir e, yanılgı var dünya genelinde. Dans denilince akla e, artık sadece eğlence geliyor. Yani dans eşittir, eğlence. Ama dansın temelinde sadece eğlence duygusu yoktur. Acı vardır, e, vicdan azabı vardır, kayboluş vardır, bir arayış vardır, bir tutku vardır. Yani... İnsanın dünya üzerinde yaşayabileceği bütün duyguların temeli mevcuttur e, dansın içinde. Türk Dil Kurumu'nun e, açıklamasına göre de müziğin ya da ritmin üzerine yapılan estetik hareketlerin bütünüdür dans. Buna bir örnekle e, bir Apache dansı. <laughs> Şayet izlediğiniz dans sizde bir farkındalık yaratıyorsa ya da belli bir kültürün yansımasını gösteriyorsa elbette ki danstır. Yani flamenco izlediğinizde aklınıza e, İspanya gelir. Zeybek izlediğinizde e, Ege bölgesi gelir, İzmir gelir, Aydın gelir. Bu Apache dansı denilen türde de e, bu insanların kültürlerinden bir yansıma görüyoruz arabesk bir isyan var çok dikkatli izlendiğinde. Beğenirsin beğenmezsin bu çok ayrı bir konu ama apaçi dansı dediğimiz şey icra eden birini gördüğümüzde onun yaşadığı büyüdüğü ortamı, kültürünü, eğitim düzeyi hakkında birçok konuda fikre sahip olabiliriz. Yani kişiyi dansıyla tanımış oluyoruz. Özetle dans kendi kültürünü ve duygularını ifade etme biçimidir. Zaten dans insanlığın en eski kendini ifade etme biçimidir. Yani çok eski çağlardan bahsediyorum. İnsanlığın kelimelerle e, konuşmadığı zamanlarda vücut dilleriyle kendilerini ifade ederlerdi. Açlığını, susuzluğunu, tokluğunu, cinsel arzusunu, avlanmayı vücut hareketleriyle birbirleriyle iletişim kurarlardı. Zaten şu anda günümüzde de kullandığımız el kol hareketleri ve jest miktar en eski atalarımızdan kalma genetik bir mirastır. Aslında yani dans en eski kendini ifade etme biçimidir diyebiliriz. Edebiyattan örnek vermek istiyorum. Kelime haznen ne kadar genişse, yazım tekniği ne kadar çok biliyorsan, ne kadar çok fazla kitap okuduysan, işi yazıma döktüğünde de kendini o kadar derin ve o kadar net ifade edersin ve o kadar geniş kitleye kendini anlatabilirsin. Dansta da durum tam olarak aynıdır. Hareket kabiliyetin ne kadar ileri ve ne kadar fazla teknik biliyorsan kendini o kadar net ve derin ifade edebilirsin. Yani sadece e, bale biliyorsan e, bale sınırları içinde kendini ifade edebilirsin. Ya da sadece tango eğitimi aldıysan kendini ifade etme sınırın tango teknikleriyle sınırlıdır ama farklı kültürlerin, farklı inanışların, farklı farklı tekniklerine hakim olursan kendini daha detaylı bir şekilde ifade edebilirsin ve tek renkten oluşan bir resim yapmamış olursun. Lakin e, uzun zamandır dünyada ve ülkemizde bu konuda ciddi bir sapma var. Ne demiştik? Dans insanın kendini ifade etme şeklidir. Yani konuşarak anlatamadığı duygularını e, hareketlerle anlatma biçimidir. Teknik ise bu amaca giden yollardan sadece birisidir. Ama günümüzde yoldan yol amaçtan daha çok kutsanır olmakta. Teknik bilgi amaçtan daha önemli sanılmakta. Yani bir insanın teknik bilgisi danstan bahsediyorum ne kadar fazlaysa o kişinin dansçılığının ya da çıkardığı eserin de o kadar iyi olduğu ya da olacağı düşünülüyor. Mesela adam ayağını kafasına göre kafasına kadar kaldırıyor, çift troner atıyor ve balans da yere düşüyor, ip gibi şöne dönüyor. Yani buna benzer kombinasyonları başarılı bir teknikle performansa çevirdiğinizde buna iyi bir dans ya da iyi bir dansçı olarak nitelendiriliyor. Bunun aslı kesinlikle böyle değildir. Sevgili arkadaşlar izlediğiniz şey sizin içinizde bazı duyguları harekete geçiriyorsa, içsel bazı sorularınızı cevap veriyorsa ya da yüzleşmekten çekindiğiniz, içinize bastırdığınız bazı sorularınızla yüzleşmenizi sağlıyorsa işte gerçek sanatsal hareket budur ve işte gerçek dans da tam olarak budur. Konuya dönecek olursak, ben danstan para kazanmaya çok genç yaşlarımda başladım. 16-17 yaşlarımda başladım. Yani o yaşta bir çocuk ve bir dansçı başka ne isteyebilir ki? Ev kiramı ödeyebiliyorum, hayatımı idame ettirebiliyorum ve bunu sadece dans ederek başarabiliyorum. Aslında her şey mükemmel görünüyordu ama bir, bir buçuk, belki de iki sene sonra bu durum değişmeye başladı. Bu durum bana yetmemeye başladı. Evet, güzel dans ediyorum, işime aşığım, severek yapıyorum ama bu mu? Bu kadar mı her? Yani hepsi? Yani bunun altında bir şey olmalı, içinde oturmayan bir şeyler var. Bu düşüncelerle bir arayış içerisine girdim. Düşünce tarzları hakkında, felsefi konular hakkında birçok farklı kitaplar okudum. Ama aradığım sorulara bunlardan cevap bulamadım. Ondan sonra dine sardım. Ee, Kur'an'dan başladım. Kur'an'ın farklı meallerini okudum. Farklı meallerini karşılaştırmalı okudum. Farklı tefsirleri okudum. Ve bu okumaların hepsinde de her okuyuşma da farklı bir şeyi fark ettim. Ama beni en çok etkileyen farkındalık şu bu. Belki birçok insanın şimdiye kadar benden çok önce fark ettiği bir şey olabilir ama bunun farkındalığı benim hayatımda çok değişik bir yola girmeme sebep olduğu için bu benim için bir önem arz ediyor. Fark ettiğim şey de şu, ilk inen ayet ikira'dır Yani ikra Türkçesi oku demektir. Cebrail, Hazreti Peygamber'e oku der. Hazreti Peygamber de ben okumayı bilmem der. Cebrail de Yaradan Rabbin adıyla oku der ve Hz. Muhammed okumaya başlar. Burada e, yazılı bir metin yok. Cebrail yazılı bir metin vermiyor. Al oku dediği şey bu değil. Burada okumaktan kastın ne olduğunu çok iyi anlamamız gerekiyor. Burada bence benim anladığım, aydınlanma yaşadığım anlam şudur. Evreni okumak, kainatı okumak, e, insanları okumak, sistemi okumak. Burada anlatılmak istenen tam olarak budur ve ben de içimdeki boşluğun sebebinin cevabını kainatı ve evreni ve insanları okuyarak bulabileceğimi fark ettim. Okumak derken üstüne düşünmekten bahsediyorum işte. Dünya üzerine düşünmek, sistemler hakkında, düzenler hakkında, düzensizlikler hakkında, insanları anlamaya çalışmak, empati yeteneğini geliştirmek. Tabii benim derdim bütün insanlıkla alakalı olduğu için sadece Kur'an'ı okumak yetmeyecekti. Sonra e, İncilleri okudum, Tevrata okudum, bulabildiğim kadar Zebur'u okudum. E, Budizm, Hinduizm, Şamanizm, Ateizm, e, Satanizm, agnostik düşünce yapıları şu anda aklıma gelmeyecek birçok konuda araştırma yaptım. Yani inanç ve inanç tarihi hakkında hatırı sayılır bir kütüphane oluşturacak kadar kitap devirdim. Reiki master oldum, e, NLP yaşam koşu oldum ama hesabımı 300 lira gönderin ben de size enerji gönderiyorum diyenlerden olmadım. E, bu sadece kendi kişisel gelişimim için aldığım bir eğitimdi. Yıllar yıllar boyu bu arayış, okuma, araştırma ve düşünme devam etti. Yaklaşık 11 yıllık bir süreçten bahsediyorum. Ve sonunda fark ettiğim şey şuydu. Dünya üzerinde bir gerginlik, bir kaos fark ettim. Ciddi bir kaos var. Ülkeler arasında ya bir savaş var ya da bir savaşın habercisi bir gerginlik, insanlar çok gergin bir kaosun ortasında, çoğu antidepresan kullanıyor, bazısı madde bağımlısı, bazısı işkolik, kimisi sosyal medya bağımlısı, kimisi lüks bağımlısı. Bunun gibi manasız hareketleri çokça görünce bunun altında yatan sebebe inmeye başladım. Benim anladığım şey de şuydu, benim yıllar önce yaşadığım boşluğu bu insanlar bu şekilde doldurmaya çalışıyorlar. Ve bütün kaosun sebebi de tam olarak bu insanların içindeki boşluğu doldurma çabaları. Yani çoğu insan mutlu olduğu değil, sistemin uygun gördüğü ya da güzel gördüğü bir hayatı yaşıyor. İnsanlar benliği için değil, sıfat kazanmak için ya da daha çok zenginleşmek için yaşıyor. Yani tüm kaosu içindeki boşluğu e, bu manasız şeylerle doldurmaya çalışan insanlar yüzünden yaşıyoruz. Bu farkındalığa varamazsak da bu kaos hiç bitmeyecek. Aslında bunun çözümü de çok basit. İnsanlar kendilerine doğru soruyu sormaları gerekiyor. Hemen cevap bulabilmek için değil, kendi yollarını tayin edebilmek için. İşte burada sanat devreye giriyor. Çünkü sanat sizin bilincinize değil, bilinçaltınıza hitap eder. Zaten sanatın özelliği ve güzelliği de buradadır vücut hareketlerinin frekansı, e, sesin rezonansı sizi izleyenlerin beyin frekansıyla paralellik yakaladığınızda onların altına istediğiniz merak tohumunu ekmenizi e, sağlayacaktır. Yani şöyle bir gösteri hayal edin ya da bir müzikal hayal edin. İzliyorsunuz bitiyor. Evinize gidiyorsunuz ama ertesi sabah uyandığınızda ya da duş alırken ya da tuvaletteyken artık farklı sorular belirlenmeye başlıyor kafanızda. Farklı bir arayışın içine giriyorsunuz. İşte bahsettiğim tam olarak bu. Ben de bu e, merak tohumlarını insanlar üstüne, insanların bilinçaltına ekebileceğim üçleme bir müzikal yazdım. 2016 senesinde de e, bunu bir holdingle yatırımcı ortak olmak koşuluyla hold, holdingli bir anlaşmaya vardık. Lakin 2016'daki darbe girişimi sebebiyle ekonomi dalgalandı ve projeye olan yatırım iptal oldu. Bunun üstüne ben 2019'da bu müzikalleri, bu işleme müzikalleri finanse edebilmek için daha basit ve daha çok bu para kazanabileceğim bir proje yazdım. Ulusal kanallarda haber oldu ve yurt dışından birçok davet aldık. Tamam, artık müzikalimi finanse edebileceğim, parayı kazanabileceğim Dediğim zamanda da pandemi olayı patladı. Şimdi yeni bir sistem kurdum kendi müzikallerimi finanse edebilmek için. Sponsora ya da yatırımcıya gerek olmadan 3 sene içinde bu yazdığım üçlemenin ilkini sahnelemeyi planlıyorum. Benim hayattaki görevimin de bu olduğunu düşünüyorum ve buna göre yaşadım ve yaşıyorum. Bunu sahnelediğim zaman, insanlara bu tohumu aktardığım zaman içimdeki boşluğun e, dolacağına inanıyorum. Yani bunu keşfetmiş olmak bile beni huzurlu ve mutlu bir insan yapmaya yetiyor. Yani yürüdüğün yoldan emin olmak kadar rahat ve huzurlu bir şey var mıdır bilmiyorum. Umarım herkes bir gün kendi yolunu bulur ve bu kaos bir an önce biter. Bu konuda saatlerce konuşabilirim ama burada bana verilen kısa bir süre var ve zannediyorum onu doldurduk. Teşekkür ederim.